Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Pınar. Bu kadar enerjik olduğuma bakmayın. Çünkü... Birazdan onu mahvedeceğim. Neden diye soracak olursanız bugünün videosu hayır dersen ölersin. Yani 24 saat boyunca Pınar'ın benden istediği her şeye evet demek zorundayım. Çok mutsuzum gerçekten de. Ben de çok mutluyum. Abicim sen hayır demeyi seven bir insansın. Nasıl olur da hayır demeyeceksin bana? Her dediğimi teker teker yapacaksın. Vallahi ben de bilmiyorum. Demek zorunda olduğum için diyeceğim artık yani. Yapacak bir şey yok. Tabii ki de. Peki hazır mısın? Bunu sormak istiyorum. Evet hazırım. Başka bir seçeneğin yok çünkü. Başka bir seçeneği olamaz. O yüzden evet demen çok mantıklı canım benim. Aynen başka bir seçeneğim yok sonuçta. Evet yani. Senden ilk olarak bir şey isteyeceğim. Şu çekmecelerin hepsi... çekmece ama. Şu sehpaların hepsi... Hepsini bir çıkartıver sonra tekrar tıkla. Neden abi? Nedenini sorduğum. Tamam yapacağım da mesela neden? Bugün her şeyi evet. Ya canım istedi yani. Bir an öyle bir görmek istedim. Bana iş çıkartıyor şu anda durduk yere. Evet birazcık görmek istiyorum seni iş yaparken. Hoşuma gidiyor. Bir şey söyleyeyim bunu otursam taşır mı beni? Hayır oturamazsın. Kırılır sayanız var ya. Oturamazsın kalk. Oturdum çok rahat. Kalk diyorum. Teşekkür. Daha alışma süreci var. Bakın ben alıştırıyorum. Şimdi sehpaları yerine koyabilirsin. İş çıkardın başıma Pınar ya. İstemiyorum. Ters koydun. Döndür tekrar koy. Gayet doğru. Hayır. Öbürler nasıl girecek onun içine? Hadi abi hadi. Elin çok ağır ya. Bu mu? Evde bulaşıklar varsa onları da mı yıkatsam acaba? Hadi bakayım. Ay abi gene yanlış. Hayır. Ay nereden istedim yani? Başıma gerçekten iş aldım şu an. Sen kaşındın. Bu hangi tarafta böyle mi? Hayır. Tamam böyle koy şimdi. Yoruldum. Çok yoruldum. Arkadaşlar bakın Pınar şu an ben bütün gün boyunca Pınar'ın kölesi olacağım ve yani 24 saat boyunca her şeye evet diyeceğim. Aynısı Pınar'a yapmak istiyorum. Bunun altında asla kalamam. Bu videoya lütfen 50 bin like gelsin arkadaşlar. 50 mi? Pınar'ın... 80. Hayır hayır 50. Hayır öyle bir şey. Aynen aynen. 30 hatta. Arkadaşlar hayır. 50 bin like gayet iyidir. Pınar bütün söylediğim her şeyi yapmak zorunda kalacak ve gerçekten çok sonun özünü alacağım. 50 bin like bekliyorum sizden. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben dışarı çıkmak istiyorum abicim. O yüzden sana bir kombin seçmeye ne deriz? Korktum başıma geldi. İşte. Al. Ben böyle çıksam ne olur ki? Bu kadar güzel çıkmana izin verir miyim peki? Tamam kabul ediyorum. Mecbur. Evet hadi o zaman odana gidelim. Şimdi önce şuralarına bir bakayım. O kadar donuk değil. Ay çok dolu abi. Ben burada ne istediğimi bulamam ki arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Ne istediğini önce çok bir güzel tarif katlamış et. Ama. Ne istiyorsun? Şimdi seni rengarenk yapmak istiyorum bir. Rengarenk. Tabii ki de. Mesela kırmızı bir şeyin vardı senin sanki eşofman altın vardı. Attım ben onu. Yalan söylüyor şu an. Bak yalan söylemek de yasak. Abimin şu dolapta giymediği şeyler var arkadaşlar. Hemen buluyorum. Gerçekten hemen buluyorum. Hayır ya. Hayır orada bir şey yok. Vallahi burada kırmızı bir şey var. Aha. Hayır onu asla giymem. Aha. Onu asla giymem. Ay bu nasıl? Bu nasıl? Hataydı bir kere aldım onu ben zamanında. Gerçekten bunu neden aldın ya? Atmaya da kıyamadım işte yemin ediyorum ne yapayım. Ay neyse bunu giyeceksin her türlü. Lütfen. Şimdi üstüne de bir saçma sapan. Ooo. Olmaz. Oo. Olmaz. Lütfen. Kırmızıya yeşil. Mükemmel uyum. Bak tam istediğim kombinleri oraya koymuşsun. Bu kadar bak, olur. Biraz daha bak burada mesela sweatshirtlerim falan var. Buradan bir şey seçebilirsin. O kadar iyi giyinemezsin. Hadi. En iyi dolap oradan çıkar. Yani yeryüzünün en uyumsuz kombinini bana yaptıracak. Daha montunu seçeceğim bir de. Bunları bir giysen daha üzerine bir mont çekeceğiz istiyorsan. Yok. Öyle olmaz. Bugünü unutma tamam mı? Çok pis bunun özünü alacağım. Sadece 50 bin like. Arkadaşlar aşağıdan hemen like. Arkadaşlar o güne gelene kadar biz ona çektireceğimizi biliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Anında da 50 bin like gelir. Bu kadar değil. Tamam. Lütfen aşklarım yapmayın öyle şeyler. Abime şimdi devam ediyor. Hemen giyin gel hadi bekliyoruz. Tamam şöyle balet gibi dönüyorum ve giyerek geliyorum. Giydim. Mükemmel değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar çok kötü. Ben bu eşofmanı yıllar önce almışım ve o zamanlar zayıftım. Şu anda resmen tight gibi oldu. Açıkçası utanıyorum şöyle. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben de böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Hani bol bir eşofman bekliyordum ama olsun bir kere de değişiklik olsun. Dar eşofman giy. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Bugün abimin bana bütün videolarda çektirdiklerinin acısını çıkartacağım ve siz de göreceksiniz. O kadar mutluyum ki bu videoyu çektiğimiz için anlatamam. Sen daha bir şey çekmedin. Sen daha bir şey çekmedin. Sadece bunu söylüyorum. Nasıl çekmedim? İleride görürsün. Çektiklerimi bir ben, bir Allah, bir de siz biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi oradan. Oradan. Kalk şimdi ayağa. Giydirdin bana saçma sapan şeyler. Hiç sorun değil abicim. Şimdi ben salona gidiyorum. Sen de bana Türk kahvesi, bol köpüklü bir Türk kahvesi yapıyor arkadaşlar bana. Ben de seni bekliyorum. Bakalım nasıl yapıyorsun. Hadi bakalım eline kolay gelsin. Eline koluna hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar çok sinirliyim. Pınar gerçekten kim bilir bana bugün ne yapacak? Daha dakika bir şu anda açıkçası
beni zorlamaya başladı. Yani kombinimi seçmek ne yani? Bu sana mı kalmış kombinimi seçmek? Şimdi de kahve yapacağız bakalım. Kahveler nerede? O kadar zamandır kahve yapmıyorum. Burada. Bunu yapmışken kendime de yapayım. Şöyle. İki tane mi çay kaşığı koyuyorduk Pınar? Ay onu da sen bula. Tamam. Kötü kahve içersen beni ilgilendirmez valla. Kendime de yapacağım o zaman. Moral diye bir şey kalmadı. Gerçekten şu anda bütün keyfimi kaçırdı. Konuşma konuşma. Yasakladım sana konuşmayı. Tamam. İki dakika sonra ağzın açılabilir. Aç oldum seni beklerken abi. Yani ağzı kapalı tabii, izin vermiyorum. Ne yaptın? Açabilirsin ağzını. Pınar niye nefesimi kesiyorsun? Niye konuşmama engel oluyorsun? Amacın ne senin? Ay bir şey olmaz. Çok konuştun, çok arkamdan konuştun. Onların hepsini duydum salonda. Hiç de bu arada kötü bir şey söylemedim yani. Sana mı kalmış kombinimi seçmek? Çünkü keyfimi kaçırdı. Kahveni yap, paşa paşa bana getir. Sen benim hizmetkarımsın. Tamam. Getireceğim diyeceksin. Buyurun ladies and gentlemen'ın Pınar Bilir Hanım Han Hazretleri kahvenizi getirdim. Sonra da bir öpücük. Bir şey söylememek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Gerçekten. Ay çok mutluyum ya. Tamam git geliyorum birazdan. Tamam canım abicim hadi bekliyorum. Efendim, sen yap. Gidin ben yanınıza getireceğim. Saçını böyle var ya. Ne dedi? Dedim ki saçını tutup böyle mermere vurmak istiyorum. Söyledim o. Oh, gel sen bak daha neler yaptın. Kahve de pişmedi ya. Yeter artık piş. Yeter yeter. Of çok yorucu bir gün beni bekliyor. Ben bu videoyu nereden kabul ettim? Videoyu burada kapatalım hadi. Gerçekten. Ama arkadaşlar dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Bunun aynısını ona da çekeceğiz zaten. Eminim yani. O gün geldiğinde görecek. Ah bir şey oldu. Makineyi bozdu. Normalde bu hareket etmiyor. Kilitleniyor. Çektim geldi. Pişti mi acaba? Bir daha bastım. Bir daha su koyuyor. Beceriksiz. Su gibi bir şey olmuş. Hayır hayır çok güzel oldu belki de. Ay Allah'ım bir kahve istedim senden onu da beceremiyorsun ya. Tükürsem nasıl ya? Net bence de. Ben de koyayım. Böyle acım acı bir şey de koyabiliriz. Mesela zeytinyağı gibi bir şey var. Hadi abi artık getir. Getiriyorum. Anca koydum. Köpüklerini ayarlıyorum. Bir saniye bekle. Gelirken diyeceğin şeyleri düşün. Bana gideceğin güzel şeyleri. Tamam dur köpüklerini ayarlayayım. Tükürme sakın içine. Saçmalama be. Tamam. Anca pişti zaten. 2 saat uğraştım bunun için. Hadi götürelim kahvesine. Daha ne istiyorsun işte ayağına kahve getiriyorum. Ay getireceksin tabii. Bir şey istedik senden. Bugün hayır demen yasak. Biliyorum evet o bakayım yüzden. Bakayım kahveye. Bu çok sahte köpüklü. O ne demek? Bu ekleme köpük. Böyle yağ koydum bunun içine. Hayır. Bak yemin ediyorum bir şey. Ya bir içer misin? Mis gibi tadı ya. Bunun içine yağ koymadıysam emadım Pınar değil. Ya saçmalama. Abi yağ senin gibi üste çıkar. Hayır. Böyle. Bir şey söyleyeceğim. Pınar Hazretleri ne olur bir tadına bakın. Sen çok bana güzel. İlk önce bana bir iltifat etsin. Hemen bekliyoruz. Dünyanın en güzel kızı. Hmm. Çok tatlısın. Saçların çok güzel olmuş. Hmm. Makyajın mükemmel. Fiziğin, her şeyin, aklın, kariyerin her şey çok güzel. Sağ ol canım benim. Mükemmelsin. Hadi iç. Bir tadına bak. O kadar yaptım. Bunun içinde çok bir şey yok. Var. Yok. Köpüğü koydum ya. Köpük yukarıda yüzüyor. Bir bak tadına. Bana niye hiç güvenmiyorsun ya sen? Senin dediğinle ben hareket etmiyorum. Sen benim dediğimle hareket ediyorsun abi. Tamam ama o kadar istediğinde yaptım yani. İçin tamam sen. Bakayım tadına. Nasıl tadı? İğrenç. Neden? O kadar güzel yaptım. Arkadaşlar şunun içine bir bakın gözünüzü seveyim. Bir şeyler yüzüyor içinde ya. Ay nasıl mutluyum şu anda. Yapsaydın da bu kadar yudum alacaktım bu arada. Tabii ki de içmeyecektim. Yaptırmak için yaptırdın yani bana. Tabii ki. Ama abim kaşındı arkadaşlar. Ben şunu... Ben mi kaşındım? 5 tane şınav çekiyorsun hemen. Hadi bakalım. İyi 5 dedi Allah'tan. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi squat 3 tane. Ya ne squat ya? Derken yapmaya başlamasın. Tamam 2, 3 dedin değil mi? Evet. Tamam. Bitti. Ben daha spor yaptırma. Bak terden öldüm 2 dakikada. Aklına da başka spor hareketi gelmiyor arkadaşlar ya. Evet, çok güzel. Hadi iç kahveni. Nasıl kahvesi? Dur sana şöyle bir bakayım ne yaptırabilirim. Bana bir şey yaptırma tamam. Biraz toz bezini al şuraları biraz sil bakayım. Hemen efendim. Vakit kaybetmeyelim. Artık Pınar bak sen istediğin diye her şeyi çok hızlı yapıyorum. Lütfen beni daha yorma. Daha evdeyiz. Bismillah yani daha dışarı çıkmadım. Çok hızlı yapıyorsun. Yorulursun öyle. Ama güzel yaptın. Bak hiç kalmadı toz. Aferin. Hayatında ilk defa... Sakin ol tamam. Hayatında ilk defa toz bezi alıyorsun. Yaptığın şeylere bak. Sana hemen bir ceza bulacağım. Buldum. Ne? Yapın ağır. Birazdan kötü söyleyeceğim bir şey. Şeyden. Acaba bu kadar mutlu olabilecek mi arkadaşlar? Yapma lütfen. Ne? Güzel bir şey. Hazır mısın? Evet. Saçını keseceğim. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet.
Evet, evet. Makinen nerede tatlı kuş? Kuş götürdü. Kuş götürdü. Ya ya. Senin bir tanesini götürse 40 tane makinen var. O saçına dalacağım. Ne kadar keseceksin? İstediğim kadar. Arkadaşlar inanır mısınız? Şu an abimin saçını keseceğim. Artık istediğim bir şekilde veririm kafasına. Hayır. Senin saççıların her şey olduğunu biliyorum. Olmayınca ne kadar üzüldüğünü biliyorum. O yüzden o hareketlerine nazaran bunu sana hediye olarak veriyorum. Tamam, tabii ki kabul etmek zorundayım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bence Pınar vicdanlıdır ve ucundan şu kadarcık falan alır diye düşünüyorum. Bence gidebiliriz. Hani kabul etmek zorundayım çünkü şu anda. Hadi o zaman. Evet, makineni çıkart. Saçlarım gidiyor. Şu kadar. Abi karışma benim işime. Çıkart şu makinenini. Tamam, sen keseceğini söyledin. Ben bunu okeyliyorum zaten. Kabul etmek zorundayım ama miktarı senin vicdanına bak kalbin. Tamam mı? Aç sana şunu. Bağlı. Aç şu kapakları. Nereden çıkartıyorsun o makineyi? Evet. Hazır mıyız? Evet, az keseceksin. Doktor, hazırsak kerpetenimi elime aldım. Hazırım, evet. Ucundan alacak. Çok heyecanlandım. Tepeden mi giriyorsun? Sen karışma. Soner. Pınar hayır, bak yanlardan falan başla. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç numarada o? Kaç numarada? Bir dakika dur. Dur çabuk dur. Bak sen bana bırak. Hiçbir şeyin Pınar, kalmayacak. Pınar hiç. Lütfen yapma. Yapma Pınar. Hayır abi, bir şey yapmıyorum. Kötü olmuyor, emin ol. Ya bir haldeye bakacağım, dur. Hayır bakma, şu an değil. Bitmedi işlemimiz. Ya daha yeni... ucundan keseceksin ya. Daha yeni başlıyoruz. Ben ucundan keseceğim diye bir şey demedim ya. Kendin sallama şunu abi. Dur tamam. Bir şey yaptın, çok yaptın. Ne yaptın? Burası ne Pınar? Bu ne? Ay bayağı kötü yaptım. Git ya. Bu ne ya? Ortası kısacık olmuş. Ay abi dur, bekle bakayım şu saçını. Bak uzamıyor. Oh! Kel kaldı tepem. Ben ne yapacağım? Pınar ne yaptın? Abi saçmalama. Abartma, bir şey yapmadım ya. Ondan hiçbir şey olmaz. Bir şey yapmadım, yapmak zorundaydım. Arkadaşlar bunu ben söyledim, kabul etmek zorundaydı ve yaptım. Niye bu kadar üzülüyorsun? Düzeltebilecek misin? Yani bilemedim ama... Bak hepsini bağırınca bu ne ya? Düzeltebilirim herhalde. Düzeltirim, gel hadi bir daha gidelim. Ben hiç güvenemiyorum Pınar'a artık, yemin ediyorum. Ağlayacağım. Ağlamana hiç gerek yok canım benim, ağlama. Ya yemin ediyorum biraz saçım vardı, onu da mahvettin ya. Ay aşk olsun ya, öyle deme. Abicim, senin ön saçların çok çabuk uzuyor, merak etme. Hemen uzar. Ulan söyleme Pınar, ne olacak bundan sonra saçım ya? Ya Allah aşkına git ya. Aa, kendine gelir hemen ya, uzar. Ben badem yağları falan sürerim ona, argan yağları. Hemen kendine gelir. İstiyorsan düzeltim ya da böyle gezersin bugün. Ya da böyle gezsin ya. Ben niye bu kadar vicdan yaptım? Ağlıyor diye kendimi şey yapıyorum burada, tamam. Ya sen saçıma bak, kıvırcık saçlarım gitti. Ay o kadar tatlı duruyorlar ki gerçekten. Şunlara bak, yiyeceğim. Poink poink. İyi tamam, bu kadar yeter sana. Böyle gezmen yeter. Hoşuma gitti. Tamam arkadaşlar, şimdi düzelteceğim artık saçlarını. Acıdım sana çünkü. Alıyorum o zaman, düzeltiyorum. Okey mi? Ağlama canım. Oh. Bitti mi? Bitmez mi? Bitti tabii. Ya bu ne ya? Bak 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 bak, şu saçlara bakın. Allah aşkına. Oh. Vallahi içim rahatladı. Ne yaptın ya? Ya abi niye, çok tatlı oldu bence. Bir dalga geçiyor benimle şu anda. Çok tatlı oldum. Bence okey. Ben bunu kaldırayım. Bir şey söyleyeceğim. Şu an seni yemek istemiyorum gerçekten. Abi. Hadi 5 dakika ara verelim. Arkadaşlar çok moralim bozuldu. Biraz kendime geleyim. Birazdan sizinleyiz. Evet, benim odama geldik arkadaşlar. Şimdi abime birkaç bir soru sormak istiyorum. Öncelikle şuraya oturur musun? Daha saçın etkisinden çıkamamışken arkadaşlar beni kendi odasına getirdi. Sana dinlenmen için, kendine gelmen için 5 dakika verdim abi. Yeterli olmuştur bence. Evet, ben artık Pınar'da bir insaf aramıyorum. Ne istersen söyle bana. Rimel sürer misin diye sormak istiyorum sana. Evet. O zaman çekmecemi açabilirsin. Rimel neydi ya? Bir dakika dur. Maskara. Ya. Maskara. Yani şunu alabilirsin. Evet, şimdi kirpiğine sürebilirsin. Bu nasıl sürülüyor ya? Bence çok güzel sürersin sen. Onu başarırsın gibi geliyor bana. Bakalım nasıl sürüyor. Ha? Böyle mi? Evet. İnanamıyorum. Ay çok yakıştı. Ne yakıştısı ya? Tamam, diğerine sür. Altlara zaten sürmüyoruz herhalde. Yok. Öbür eline sürsen daha mı iyi olurdu? Neyse. Bölümlerde ay mükemmel oldu. Pınar. Topaklanma yapıyor. Pınar'dan duyduğum kavramları kullanayım biraz. Evet, şimdi senden bir şey rica edeceğim. Ay. Bir gloss sürmeni istiyorum. Ne glossu? Tabii. Nemlendirici. Gloss. Dudağım kurudu gerçekten, nemlendirici okeyim. Hayır, gloss süreceksin. Bu çekmece, şuradan bir tane süreceğim. En renksiz. En renksiz hangisi? Hadi onu al. O renksiz. Yemin et. Evet evet, gerçekten. Uf, uf. Ya ben şimdi dışarı böyle mi çıkacağım? Ya bir şey olmaz. Bu kafayla, bu kıyafetle, bununla. E tabii ki de. Hatta glossumuzu yanımıza alırız. İstediğin zaman tazelersin. Tamam. He?
Oh ne güzel parladı be. Aferin. Nemlendirir mi bu? Tabii nemlendirir. Tamam abicim bence okey. Mükemmel bir makyaj oldu. Hazırsan hemen üstlerimizi giyelim. Artık çıkalım şöyle bir alışveriş yapalım. Bir gezinelim değil mi? Tam kıyafeti yani. Hazır değilim deme şansım yok şu anda. Öyle bir lüksüm yok yani. O yüzden hazırım. Hadi hazırlanalım o zaman. Evet arkadaşlar biz şimdi alışveriş yapmaya bir mağazaya geldik. Soyup soğanı çevirip abime kitlemeyi düşünüyorum hesabı. Bakalım neler var neler yok. Hemen alışverişe başlamak istiyorum. Şu an en sevdiğim andayız. Şu an en enerjik, en mutlu olduğum an olabilir. Fark ediyorum. Arkadaşlar evet demek zorundayım ama şunun bilgisini geçmek istiyorum. Buraya gelene kadar 15 dakika boyunca yürüdük. Ben bu iğrenç saç kesimiyle, bu iğrenç kombinle ve açıkçası bu yüzümdeki Pınar'ın yapmam istediği pis makyajla duruyorum. Pis derken maskara o kadar çok yakıştı ki sana. Çok kötüyüm şu anda. Gerçekten çok utanıyorum. Bir an önce Pınar alışverişini yapsın. Ben her şeyi okey demek zorundayım zaten. Vallahi ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Neyse ben hemen başlıyorum bakmaya. Bakalım. Sanki şu güzel gibi. Fena değil gibi. Ne alırsa zaten onaylayacağım. Abicim tutabilir misin? Bir de çantasını da bana tutturuyor. Bunları da vereyim de. Denemem hızlı olsun. Bu güzel mi ki ya? Tabii. Alma alma onu. Ona ben karar veririm. Bu açılmıyor. Bir fiyatına bakayım. Bir şey diyecektim şimdi yani. Asla Pınar ona bakma. Niye? 3300 lira. Hayır. Bir şey olmaz ya. Kardeşin için. Evet nasıl oldu? Olmadı olmadı. Hemen şurada bir boy yürüyüşü. Çok pilot oldum. Sanki birazdan uçak uçuracağım yani öyleyim. Ama gene fena değilmiş bu da ya. Arkası bir ama kaba durdu. Kapattırırım senin için şöyle. Yaparım. Neyse, başka bir şey bak. Deneyeyim. Daha ucuz bir şey bak. Abini düşün biraz. Delireceğim. Biz buraya girdik. Bittim şimdi ben. Tamam bunu almayayım. Şunu alayım direkt. Benim mont hiç... denemem ama. Dur fiyatını getiriver bana bakayım. Hayır saçma ama bakmak yok. En son kasada bakarsın. Ha öyle bir şey yok. Ay bu çok büyük geldi bana. Yakışmadı. Dur bakayım yine de. Ya çok tatlı ama. Bana bunu aldın gibi abi ha. Gerçekten beğendin mi? Yani çok da beğenmedim. Sana bir şey aldırmak için aldırım. Ha şu çantayı aldım. Yazık. Hiç yakışmadı çanta. Daha güzel bir şey bak hadi. Bak din daralıyor. Almadan hayır, çıkacağız. Öyle bir şey yok. Ay bu nasıl oldu arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı? Bence çok tatlı. Neredesin? Abi neredesin? Seni arıyorum. Hah gel. Baksana bu çok tatlı olmadı mı? Bu gerçekten tatlı. Bence bunu alabilirsin bana. Tamam onu alalım. Alır mısın? Evet. Birazdan kasaya gidiyoruz. Dışarıda sizinleyiz. Alarmı mı? Abicim teşekkür ederim öncelikle. Biraz zorla da olsa sana alışveriş yaptırmak zorunda bıraktım. Hoşuma da gitti. Yo zorla değil. Sen bana ne dersen ben şu ana kadar kabul ettim. Yani dediğim gibi bu saçla geziyorum. Çok mutsuzum. Ama günün sonunda lütfen saçımı düzeltmeye götür beni. Tamam ona bakacağız. Bakalım. Onu göreceğiz. Tamam. Zaman nasıl gösterir? Olley. Benim asıl şu an planladığım bir şey var. Nedir o? Şimdi ekip arkadaşlarımızla biz her zamanki gibi bir konuştuk, ettik ve senin için bir karton hazırladık. Nasıl bir karton ya? Bir bu dakika. Bu kartona bir şey yazmanı isteyeceğim. Ve ondan sonra olacaklar insanlarla birebir konuşma, yapma. Diyalog. Tabii. Biz kartonumuzu alabilir miyiz o zaman? Kartonlar geliyor. Bakalım ne yazacağız? Bir de kalemimiz. Yani Pınar aklın nelere çalışıyor ya? Tabii. Yaptığın acılarını çıkartacağım. Şimdi sana kalemi vereceğim. Bence oturduğun yere koy öyle yaz bu arada. Ama onun altı olmaz. Ben böyle yazarım. Sen bana söyle. Heh. Şunu tut şuradan. Kanalımıza abone olur musun? Yaz. Cidden mi? Tamam. Evet. Ne güzel de yazıyorsun. Heh. Güzel yaz abi. Biraz kötü yazmaya başladın. Pınar ve Burak yazacaksın bu arada. Onu söyleyeceğim soranlara. Ama ne biçim yazdın? Bu nasıl bir font ya? Daha ne istiyorsun? Bence arkadaşlar okunuyor gayet. Şöyle size göstereyim. Hani ben... Bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Kanalımıza abone olur musun canım? Teşekkür ederiz. Bizi tanıyor musun? Evet. Süper zaten bir abonemiz var. Ben bunu şimdi bayağı gezeceğim. Tabii ki de gezeceğim. İnanamıyorum. Kalemi ver, elindeki kalemi ver bana. Hadi şimdi birazcık turlamaya çıkalım bakalım. Eyvah. Kime yapacağını ben söyleyeceğim ya da istiyorsan herkese. Tamam hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Hayır diyemiyorum kahretsin ki hayır diyemiyorum. Artık burada bekleyelim şöyle. Abicim ilk başta bir turlayalım. Onunla gez istiyorum birazcık. Tamam. Şöyle birazcık yürüyelim. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle arabalara tut bakayım. Gel arabalar. Hazır trafik var arkadaşlar görsünler. Adama buyurun göster. Aynen, ben tanımıyorum. Ben de kendimi tanımıyorum.
Ama arabaları şimdi... Adam şok. Abi o güzel kafanı göster, o güzel tıraşını göster bir ya. Konuşma ya. Saçları çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Sus, sen yap. Ben niye yapayım tamam, ya? Ne yapayım, birilerinden isteyeyim mi bunu yoksa yolda geçenleri önce ben tutayım şöyle ben. Biraz trafiğe doğru yürü bakalım. Biraz arkadaşlar. Yandan şu sol taraftan yürü, arabadakiler görsün okusun. Pınar ve Burak yazmadım, şu onların sorması ya, lazım. Ya dedim sana işte, onu yazmadın. O zaman şimdi insanları çevirip soru söyleyeceksin abi. Pınar ve Burak YouTube. Değil mi? Bence de. Değil mi? Evet, onu unuttuk. Üstüne yazalım bence çünkü gerçekten anlaşılmıyor. Birinin sormasını beklememiz lazım. Abi ama aklı gerçekten. Ama bir de bunu bir şey söyleyeceğim. İki kat mı geçsen? Ben de kocaman yazdım hani yani. Hani abi uzaktan iyi okudu onu. Valla olur. Şuraya koyup mu yazalım bence? Aynen. Bence yukarıya parantez içinde Pınar ve Burak yazsam olur. Tamam. Şimdi şöyle bir parantez açıyorum. Ya da et mi yapsam ama anlamazlar onu. Evet. Şöyle parantez. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Abi o ne iğrenç Pınar yazış. Allah aşkına ya. Ya ne var ya? Benim yazım kötüdür. Çok kötüymüş. Ben ilk başta ne istiyorum biliyorsun? Bir tane teyze çevirmeni istiyorum. Merhaba. YouTube kanalımıza abone olur musunuz? Teşekkürler, sağ olun. Hani tek yaptığım şuydu. Hani iş canım. Ama yok gerçekten. Ay ailem. Çok zor bir şey bu. Hadi bir teyze ya hadi. Merhabalar. YouTube kanalımıza abone olur musunuz? Teşekkürler. Acaba şey mi sanırlar, böyle paralı bir şey falan? Çünkü insanlar şey dolandırıcı falan da sanabilir. Olabilir ya. Bilse ki biz YouTuber'ız yani ama tanımayanlarsa bir garip karşılıyor şu anda bu durumu. Benim için de yani çok küçük düşürücü bir şey. Ya hayır diyemiyorum işte yani. Kahretsin ki evet demek zorundayım ay, şu an buna. Maalesef öyle. Tamam şu ama amca, iyi gidiyorsun ay, amca abi. Çok sert duruyor. Ne dersiniz? Hadi o amcaya git tamam. Bakayım. Merhaba abi, YouTube kanalımıza abone olur musunuz? İnanamıyorum. Hayatımın en küçük düşürücü anıydı. Ben, kalbim çıt. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu arabaların üstüne atlayacağım şimdi. Gerçekten utandım yani ya. Yüzüm kızardı. Ay, az önce o yaşananı gördünüz mü arkadaşlar? Çok kötü. Ay yani canım. Gerçekten acaba dilenci falan mı sanıyorlar? Ama ne yani? İnsan bir bakar hani der ki yok teşekkür ederim falan der. Ya da evet olurum der mesela. Bu kadar cevap vermek tamam. Zor mu? Tamam ben senden ne yapıyorum biliyor musun? Bunu alıyorum. Heh. Sadece insanlara merhaba nasılsınız? Halini hatırını sormanı istiyorum. Çünkü bence her insanın buna ihtiyacı var, konuşmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnan Pınar, bu insanların hiç yokmuş gibi duruyor şu anda. Ay bir tane teyze gel hemen. Heh, ben haber nasılsın falan. Ay çok tatlı hadi. Merhaba teyzeciğim, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Arkadaşlar artık buradan çıkıyoruz ve biraz yürümeye başlıyoruz. Çok şükür. Caddeyi turlayalım, sonra ne yapacağımıza da bakacağız. Aklıma cin fikirler gelmesini bekliyorum. Daha gelmesin artık, daha aklına ne gelecek kurban oldum. Hadi gidelim. Heh işte aradığım mekan arkadaşlar. Burada bunun tatlısı çok güzel. Bana ısmarlarsın değil mi abicim? Evet. Zaten evet demek zorundaydı. Hadi gel. Ben de ne zaman bana gerçekten bir tatlı kahve ısmarlayacak diye bekliyordum. Emindim yani bunu yapacağına. Ay evet çok şaşırmadım. İyi oldu şu an var ya bayıldım. Ne istersen söyle. Heh. Şimdi kıyafetten daha ucuz ya ben rahat söylüyorum. Ne istersen söyle. Evet. Sen öyle zannet canım bu arada. Belki kıyafetten daha pahalı olabilir burası. Senin canın sağ olsun. Nasıl oldu bu iş? Şokum. Bak bana yaptığı bütün o şeylerden sonra bile arkadaşlar gülmeye çalışıyorum ve Pınar'a olan sevgim hiç azalmıyor işte. Ay, bizim de bağımız ya. Böyle. Gel o zaman bir sarılayım. Her şey evet derken bile nasıl mutlu. Ama tıraş ederken seni ağladığını unutmuyorum. İçim kan ağlıyor zaten bakma. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Canım çikolatalı bir şeyler çekiyordu benim. Her zaman olduğu gibi. Fondü yemek istiyorum. Yanına da çay falan içerim. Sen ne içiyorsun? Bana da bir çay söyle bari gariban be. Ay canım benim söyleyeyim bari. Hadi seni mi kıracağım? Aynen. Arkadaşlar. Gel gördüğünüz gibi güzelim yemeklerimiz. Yemek demem ama tatlıya. Çok güzel gözüküyorlar. Bu bana da yaradı. O yüzden çok mutluyum. Hadi ya. Evet dedim mi ki yemene bakalım. Dersin ya. Buna da dersin artık. Önce ben alayım tamam, şöyle evet. Çayımı. Tamam evet. Önce sen. Şöyle biraz içeyim. Oh içim ısındı. Yemin ediyorum çok iyi geldi şu an. Çok iyiyim sana ya. Fondümüzün tadına bakalım. O kadar güzel ki. Afiyet olsun. Ben daha yemeyeceğim. Bir tane yetti. Bana bırakıyor galiba geri kalanını. Hayır, süper. Hayır sen de yemeyeceksin. Bu kadardı. Şaka yapıyorsun. Bu yenmez mi? İzin vermiyorum. Bir şey söyleyeyim. Şaka yapıyor ya. Kesinlikle yani ben eminim. Yok abicim yemeyeceksin ya. Çay... Öylesine aldım. Süs dursun diye aldım. Bak çay içeyim mi şöyle bak. Bak sıcak sıcak Pınar. Hayır içemezsin. Nasıl ya? Sen sadece izleyeceksin. Bu şaka olmalı. Şaka yaptım. Hadi bir tane muzlu fondü yiyebilirsin. Sakin olur musun abi? Hayır. Hadi at ağzına, hak ettin. Kabul etti, inanamıyorum. Hadi dur, çabuk, akıyor, çabuk bak ya. Hayır diyeceğim yoksa tamam, yiyemeyeceksin. Tamam bu kadar yeter sana. Arkadaşlar bu kadar. Bu
kadardı. Mükemmel. Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz. Abi sözümü çiğneme. Çiğneyemiyorum zaten. Şu an burada bekliyor. Bir onayına bakar. Ay ne yapalım arkadaşlar? Yemesinler. Zor bekliyorum. Kabul etsin. Maalesef yiyemiyorsun. Çok özür dilerim. Tamam şimdi yiyebilirsin. Yeme. Ye. Yeme. Çiğne. Çiğneme. Ay çok zevkli. Durdu. Ye. Yuttum. Ay. Benimle dalga geçiyor. Resmen oyun oynuyor. Kalkıp gideceğim yemin ediyorum ya. Çok eğlenceli. Ben sana çay içebilirsin dedim mi? İç boğazında. Gerçekten boğazımda kaldı yani. Evet artık yiyebiliriz bence ya. Şükür yarabbim. Sonunda muz en sevdiğim çikolata. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu sıcak mıdır? Allah Allah hadi al. Önüme aldım. Canım. Çok korkmuştum biliyor musun? Gerçekten bana vermeyeceksin diye. Yok ya kıyar mıyım hiç sana? Valla kıyarsın. Gördük videonun öncesini. Daha da bitmedi. Ben de atayım bari bir tane. Arkadaşlar abimin artık bu çirkin görüntüsünden... Eğer çay ağzım olsaydı yemin ederim püskürtmüştüm. Ay şaka yapıyorum tabii. Ama abime artık kıyamadığım için arkadaşlar saçını bir tıraşlamaya götürürüz bence. İşte beklediğim şey buydu. Evet artık çok üzüldüm. Ay süper. Kıyamıyorum. Bence artık kuaföre gidebiliriz. Evet arkadaşlar bugün çektiğim bütün dertlerin ardından Sadık abime geldim. Emin ellerdeyim şu anda. Saçlarım düzeltilecek. Çok mutluyum. Ya Sadık abiyle biz bir katakulli yapıp o saçlarını sıfıra vurmamız yok. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bütün yeni zaten çektiğim şeyler bana fazla geldi. Artık mutlu olma zamanı bence. Ya böyle evet, anlaştık. Abime gerçekten bugün çok çektirdim arkadaşlar. Hak veriyorsunuzdur bana. Ben de acıdım artık ya. Bir güzelleşsin, bir yakışıklılaşsın şöyle. Bence hak ediyor artık. Seni artık yavaştan alalım bence koltuğuna. Evet bence de koltuğumuza geçebiliriz. Gerçekten bunu hak ettim. Evet hadi. Hoş bulduk abi. Asker tıraşı yani bu tıraş anca bence o şekilde kurtulur. Bence okey ya yapabiliriz. Arkadaşlar. Hadi o zaman. Vuruyorum. Vurmuyorum. Artık yapacak bir şey yok. Gir. Hadi bakalım. Ay. Bunun dönüşü yok. Şuna bakın arkadaşlar. Pamuk. Ay yiyeceğim saçlarını abi ya. Çok kısa olacak. Oh. Tamam yeter sen daha dokunma lütfen. Ay tamam şu önünü de alayım da tamam veriyorum artık. Heh artık teslim edebilirim teslim ben. Teslim etti beni. Yapacağımı yaptım arkadaşlar baksanıza. Bence güzel olacak şimdi. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar birazdan tıraşımın son haliyle bittikten sonra saç sakalımızı hallettikten sonra sizinleyiz. Evet arkadaşlar tıraşım bitti gerçekten. Çok mutluyum. Bayağı bir kısa oldu ama alıştın sanki bir gözüm değil mi Pınar? Benim gözüm alışmadı. Yani biraz kısa geldi ya. Moralim bozdu şu anda. Hayır hayır nasıl ama her şey yakışır abi. Bak Görkem beğendi. Görkem ama beğenir sağ olsun seni kırmamak için. Canım benim yakışıklarına yakışmaz. Gül'e yakıştı tabii ki de. Şaka yaptım yani. Bence güle güle kullan saatler olsun tertemiz oldu. Yüzün ortaya çıktı pür pak duruyor. Evet arkadaşlar videoda 100 kere söyledim bir kez daha söylüyorum. Bu fırsatı lütfen kaçırmayın. Bakın Pınar'a neler yapacağım. Mutlaka like atın ve bildirim zilini açın. Açmayın. Yapmayın, beğenmeyin bekliyorum. Arkadaşlar. Yapmayın. Yapsınlar. Yapsınlar mı? Ama bunu ben yaşamak istemiyorum ya. Çok güzel yaşayacağız. Bana çok kötü şeyler çektirecek buna inanıyorum. Sen daha hiçbir şey bekle. Aklımda neler var benim. Çok arkadaşlar fena. Artık videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyoruz.